vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâlallahu Teâlâ fi kitâbil kerîm, Euzu billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahim, İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ, ilâ âhiril âye, sadakallâhul azîm. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ. Bütün mevcudatı yoktan var eden ve bütün mahlukatı besleyen, rızık veren, inan ve ihsan eden, yaşatan, öldüren, bütün bu devranın tahakkukunu sağlayan yüceler yücesi Rabb-i Zülcelal Hazretlerine hamdü senalar olsun. Salat ve selam aziz Peygamberimiz Efendimiz, tüm zamanların en büyük lideri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu tayyibeleri şad olsun. Salat ve selam onun ruhu üstüne olsun, âlinin ve ashabının üstüne olsun. Değerli müminler, tarihimizde hatta dünya tarihinde büyük bir hadiseyi, İstanbul'un fethini bugün yıl dönümü olması hasebiyle konuşacağız, sohbet edeceğiz inşallah. Malum Bizans, eski adıyla Bizans, İstanbul, tüm dinlerce, bilhassa Hristiyanlık alemince önem verilen, içerisinde Ayasofya gibi tarihi bir mekanı barındıran, Ortodoks Kilisesi'nin merkezi olan bir şehrimiz, dünyanın göz bebeği. Yıllar önce hiç unutmam, ecnebilerle röportaj yapıyor bir muhabirimiz. İşte konu farklı. Türkiye'yi biliyor musunuz diyor. Yok diyor. Ecnebi. Yabancı. İstanbul'u biliyor musunuz? Ha, İstanbul diyor. Adam Türkiye'yi bilmiyor, İstanbul'u biliyor. Yani şunu anlatıyorum. İstanbul öyle bir şehir ki herkesin gıpta ettiği, hayran olduğu, altında mıdır, üstünde midir cenneti âlâ, gülzarlarının cennete teşbihat hadır demiş. Şair biraz abartmış ama güzelliğini övmek için hani şiirde böyle demiş. Bunun üstünde midir cennet? Altında mıdır, bu ne muazzam bir şehirdir demiş Nedim. Bir şehr İstanbul ki bi mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Dünya diyor bunun taşına toprağına hayrandır diyor. Böyle bir şehir olamaz. Camilerinin her biri bir kuh-i tecelli, ebru-i melek andaki mihrab-ı duadır. Şair Nedim, her bir zerresi, küllesi neyse çok büyük değerdir, hazinedir demiş İstanbul için. Tabii böyle gözde bir şehrin fethedilmesi, bizim olsun diye arzu edilmesi normaldir. Ve burayı fethedelim, bura bizim ülkemizin toprağı olsun diye Fatih Sultan Mehmet'ten önce çoğu defa muhasara edilmiş. Emeviler defalarca, Abbasiler, Ruslar, Macarlar, Latinler, Venedikler, Cenovalılar, birçok millet, ülke, devlet neyse buraya sahip olmak istemiş ama hatta sahabe-i kiram, değil mi efendim? Eyüp Sultan var değil mi şeyde, İstanbul'da? Eyüp Sultan peygamberimizin sahabesidir.
Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş büyük bir sahabidir. Mihmandar Resulullah derler ona. Evet, Allah cennette buluştursun hepimizi inşallah. Eyüp Sultan Hazretleri bakın bir orduyla gelmişler, İstanbul'u alamamışlar. Sahabe, bir sürü sahabe var orada. Efendime söyleyeyim, peygamber mezarları var. İstanbul'un altı üstünden daha kıymetli aslında, bakmayın siz.